Kaşar İpiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir DLC'de transfer videoları artı kısa bir açıklama da yapmak zorunlu hissediyorum. Çok fazla video atamıyorum. Bu Ağustos ayı açıkçası bana iyi gelmedi. Nedenlerine gelecek olursak halen hastayım ve iyileşemedim. İyileşemediğim için ise yani video olarak çok enerjiksiz çıkmak istemiyorum. O yüzden facecam'li çekmedim videoyu. Gerçekten aşırı şekilde bir kötü grip oldum. Kötü öksürüyorum. Bir an önce iyileşiriz dedik ama henüz iyileşemedik. Artık kendimize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini ifade edebilirim. Çünkü güneş ışığı mücadelesi vardı. Oradan iki hesaptan da şampiyon olmayı başardım. Şimdi challenge doları gelecek ama şu an değil. Bu videoya biraz daha transfer videoları ekleyeceğiz. 12. ligdeyiz. 12. ligde olmamıza rağmen zor rakipler gelmesine rağmen güneş ışığı mücadelesinden şampiyon ayrılmayı başarmıştık. Bakalım buradaki transferleri yaptıktan sonra online'da nasıl rakipler gelecek hep birlikte. Bakacağız. Alaba'ya karşı oynayacağız. Kadroma bakayım. Kadroma eksiklikleri elbette var. İlkay'a bakar mısın? Alaba, Hordi Alba'nın abi o kadar uzaklaşmışız ki her şeyden. Onun yediği. Bu arada Messi Barcelona'ya veda etti. Bundan da çok kısa bir şekilde bahsetmek gerekir. Şuradan başlayacağız. Yaygın kısımdan. Kevin Mirallas'a Franco Cervi geldi. Bunlar işime yaramayacak. Buradan bakalım iki tane yaygın oyuncudan. Fernand Mendy, Osman Dembele. Biri çift ayak ama ikisi de işime yaramayacak arkadaşlar. Yaramayacağı için bunlara da veda ederim. Bu arada Jose Maria Cayo'nun sanki yüzü değişmiş gibi. Bilmiyorum, bana mı öyle geldi? Birkaç tane oyuncuda da gördüm. Leno'da da gördüm bunu. Tabii daha önceden sahipsiniz bu oyunculara. Sizler daha çok fikir sahibisiniz ve Ramos'tan bahsetmişlerdi. Halen öksürüyorum. Bakalım gelen efsanevi oyuncu kim? Defansa bir tane oyuncu şart. Alacağım şimdi, göreceksiniz kim olduğunu. Şkriniar gibi duruyor. Asensio. İşime yaramayacak Marco Asensio. Marco Asensio. Hiçbir şekilde işime yaramayacak. Şunu kondisyon yaptık. Şuradan da Harry Maguire'ı almak zorundayız. Çünkü Harry Maguire'ın takıma çok ama çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Karşınızda Harry Maguire. 37 numaralı formasıyla Harry Maguire. Şuraya çok kısa 60 yedikleri harcayayım. Birkaç tane Andre Cornelius Trabzonspor'a gelme ihtimali var. Bu arada dünkü maçlar neydi öyle ya? Harbiden Trabzon oynadığı oyun mükemmeldi ama Molde'ye diş geçiremedi. Şundan da bahsettim. Galatasaray, Sante Johnson gibi kolay bir rakibe karşı galip gelemiyor oluşu. Gerçekten ama gerçekten çok garibime gidiyor. Çok garibime gidiyor. Yok istediğim oyuncular gelmiyor. Laos Dubois geldi. Gelelim buraya. Şuradan koşulardan birkaç tane kullanmam lazım. Ben biraz öncekini kondisyonu Asensio efsanevi olmasına rağmen neden efsanevi yapmadı? Yani çok ilginç. Van Aanholt biraz daha gelişti ama şurası da fena değil. Yani nadir kart mıydı? Yok. Hakan'a da biraz gelişim. Şuraya da biraz gelişim şart. Galatasaray'ın Van Aanholt'u fena değil. Yeni transferimiz kimdi ya? Bir dakika, Harry Maguire. Maguire oyunda dursun. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacağız. 12. lig mücadelesi. Aubameyang, Ronaldo, Messi. Rakibimiz zor bir rakip gibi. 5 maçın 3'ünü. Bu arada oyuna güncelleme geldi. Güncellemenin detayları da... formalara bak. Aynı formalar. Güncellemenin detayları konuşakken olmadı. Oyun biraz daha oynanılabilirlik açısından akışkan olmuş. Bana öyle geldi. Kale direkleri değişmiş. Sanki toplar daha kolay gol oluyormuş hissiyatı vardı. Bilmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Birkaç tane oyuncunun da kartı değişmiş. Onların da detaylarını ilerleyen günlerde paylaşacağım. Alıntısı penaltı. Yani kalecinin üzerine vurma ihtimali yüksek. Herkes aynı şeyi yapıyor ya. Şu online maçlarda herkes aynı şeyi yapıyor. Yalnız ben bu renkleri ayırt edemiyorum. Muhtemelen Bruno Fernandes çok tehlikeli geldik. Bruno Fernandes. Şimdi De Bruyne'ye top bir türlü gelmeyince.
Ne yapabilirim ki? Çok iyi. Aubameyang. Bir şey diyeceğim. 100 şutu olan oyuncunun da şutu çok havadan gidiyor. İndirmen lazım. Maguire. Çok iyisin. Kimse yok. Kimse yok. Jorginho. İyi pas. Messi'ye. Aradan. Offside'tı. Yapma be. Jorginho, Griezmann. Forma renkleri aynı. Bilseydim oyundan çıkardım. Yemin ederim bilseydim oyundan çıkardım ya. İki değdik. Top direkten döndü. Dönen pozisyon. Anton Griezmann. Allah'ım ya Rabbim. 2-0. Ya bir de tekrarını izlettiriyor ya. Sanki nasıl bir gol atmış. Uzaklardan oradan böyle bir gol atmış ki. Tekrarını izlettiriyor. Görüşürüz kankam seninle. Zaman Maria Callejon. Bir türlü o organizasyon gelmiyor. Oyun aynı şekilde oynanıp duruyor. Farklı hiçbir şey yok. Üçü de mi yedik? Aubameyang aslında sanki Harry Kane biraz daha iyiydi gibi ya, bilmiyorum. 2-0. Yani 12. ligde bitim yok mu abi? Yani bunun çok iyi. Ya vermiyor ki topu. Bir olsun bu 2-1. Çok ilginç ya. Harbi diyorum, çok ilginç. Skor 2-1'e geldi. Hadi bakalım. Yani çok iyi. Kasma, Allah hak için kasma ya. Ronaldo ile geldik. 2-2 olur. 2-2 olur ama arkadaşlar nasıl oynadım bilmiyorum ha, yemin ederim. İnternet daha önceden algılasın diye tuşlara her şeyi daha önceden basıyorum. De Bruyne iyi pas. Alır. Gidersin, 2-2 olur. Hadi Messi. Adamsın Messi, 2-2. Adamsın. Şu an 2-2 olması çok çok iyi oldu. Hadi bakalım. Top bizde. Rahat rahat rahat. Sakin. Loris. De Bruyne, Modric tehlikeli geldi. Tehlikeli geldi ama orada Hernandez. Abi o pası bir türlü aktaramadık. Fernandez. İyi pas. Çok iyi yere. Messi'ye doğru. Messi yetişirsin. Aubameyang. Hata yapabilecek lükse sahipti. Griezmann. Hernandez top bizde. Sıkıntı yok. Loris. Çok iyi, Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. O kadar kalabalık ki. O kadar kalabalık ki. Son pozisyon. Messi'ye doğru. Messi. Çok iyi. Aubameyang. İşte böyle kaçarsın birader. İşte böyle kaçarsın birader. Yani çok zor maçtan zor bir galibiyet elde ettik. Transferimizi yaptık. Maguire'ı aldık. Hiç sırıtmadı açıkçası ama yani aynı forma renkleri bizim biraz yanımızı sıktı. 9. 12. ligde gerçekten çok klas bir galibiyet elde ettik. 3-4 maç oynamışız. 12 gol atıp 8 gol yemişiz. Yani ortalama 2 gol atıp 3 gol atmışız. Umarım devamı gelir.
En azından 12. ligde kalabileceğiz. Daha 3 tane galibiyet alabileceğimi düşünüyorum. Kaç maç var? 5, 6, 7, 8. Bakalım. Şansımız bol olsun. Hasta olduğum için videoyu fazla uzatmak istemiyorum. İyileştiğim zaman çok güzel videolar gelecektir. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.